bekliyorum. Başkanım bu haftanın tamamlısını mı yürüteceksiniz? Bunun bir gündem dışı. Sayın Başkan, sayın vekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Fransa halkını göçmen karşıtı ırkçı siyasete yol vermediği için kutluyorum ve halk cephesine başarılar diliyorum. Bugün gündem dışı konuşmamın ana teması, güncel siyasetin dışında bir konu üzerine duracağım. Emek ve teknoloji ilişkisi, bunun toplumsal sonuçları. Önce Karl Marx'ın Gründerin eserinde bununla ilgili önlü bir tespitini sizinle paylaşacağım. Sonra birkaç yorum yapacağım. Marx diyor ki, ne zaman ki ihtiyaçlar tüm yönleriyle gelişerek zorunlu olanın ötesindeki artık emeği bizzat bireysel ihtiyaçlardan doğan genel toplumsal bir ihtiyaç haline getirir. Ne zaman ki sermayenin katı disiplinini kuşaklar boyu etkisini sürdürerek genel çalışkanlık ve üretkenliği yeni kuşakların ortak karakteri haline getirir. Dolayısıyla nesnelere yaptırabileceği şeyleri insanın kendi emeğiyle yapma zorunluluğu sona erer. O zaman sermayenin tarih misyonu da sona erer diyor. Burada altı çizilmesi gereken iki şey var. Görülüyor ki tarımda ve sanayide, öğretimde teknolojinin, otomasyonun artan gücünün yol açtığı en önemli sonuçlardan bir tanesi zorunlu emeğin ötesinde artık emeğinin hem büyümesi hem de aynı zamanda toplumsallaşmasıdır. Bunun çok ciddi sonuçları var. İkincisi görülüyor ki sermayenin katı disiplini altında kuşaklar boyu çalışan işçi giderek çalışma artık bir kültürel alışkanlık haline geldi. Bu derinleşiyor. Çalışmanın bir kültürel alışkanlık haline gelmesi sosyolojik olarak toplumsallaşmaya ve sosyalizmin zeminini güçlendirmeye yol açacaktır. Görülüyor ki üretimde ve sanayide otomasyonun güçlenmesi birey ve toplumların üretimde zamanlarının özgürleşmesine, yani iktisadi çalışmadan özgürleştikleri oranda zamanların özgürleşmesine yol açıyor. Ne demek bu? Yani fabrikada araba yapımından diyelim ki uçak varana kadar, patates, soğan ekip pişmesi, paketleme varana kadar insanların üretimde iktisadi çalışmadan özgürleşmesi, zamanının iktisadi çalışmadan özgürleşmesi, serbestleşmesi çok ciddi sosyal alanın gelişmesine yol açıyor. Bu bakımda sermaye bir taraftan aslında otomasyonu, robotları geliştirmek istiyor. Kendi çıkarına uygun geliyor. Çünkü robot demek grev yapmıyor, sendika diye bir derdi yok. Dolayısıyla üretimi de artırıyor. Fakat sermaye bir başka gerçekle yüzleşiyor. Robot üretiyor ama tüketmiyor. Dolayısıyla öğretini kime satacak? Ya bedava topluma dağıtacak, alım gücü verecek. Bunu da yapmayacağına göre sermaye bütün dünyada otomasyonu, robota değerli üretim sürecini sınırlandırıyor. Burada Fransız sözcülük André Gorz'un önemli bir tespiti var. André Gorz diyor ki, sefaletin küreselleşmesi kitabında, bu süreç diyor, yani Fordizm süreci, post-Fordizm süreci, bir ucu vahşi kapitalizme açılıyor bir penceresi, bir ucu toplumsallaşmaya, komünizm açılıyor. Dolayısıyla vahşi kapitalizm geçmişi temsil ediyor, toplumsallaşma gelişmeyi temsil ediyor. Bir şey daha üzerine duracağım. Teknolojinin bireyi toplumsal üretimde özgürleştirilmesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda bireyin manevi anayı, sosyal ananın da ne yapıyor? Özgürleştirilmesi yönünde çok ciddi bir potansiyel zemin sunuyor. Somut örneği, şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey, özellikle gençler, cep telefonu aracılığıyla aynı zamanda dünya vatandaşıdırlar. Bu ne demek? Mütedeyyin damar şu anda yazılar yazıyor, gençliğin sekülerleşme ihtimalinde ve dolayısıyla kaygı duyuyor. Çünkü genç bunun aracılığıyla artık dünya vatandaşıdır. Yani teknolojinin öğretimde, sadece öğretim değil, manevi alanda da çok ciddi sonuçları var. Sonuç olarak tabii teknoloji kimin hizmetine bağlı olarak işlev görüyor. Teknolojinin Hitler faşizmine hizmet ederek çok ciddi bir sosyal, kültürel ve etnik soykırıma yol açtığını biz biliyoruz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Sonuç olarak şuraya başını bağlamak istiyorum. Hükümete, iktidara çağrımız şudur. Öncelikle
otomasyonun, robota değerli üretimin, üretime. Buyurun Sayın Çift Yürek, tamamlayın. Bununla bağlantılı olarak yani robota değerli otomasyonun tarımda ve sanayide gelişmesiyle paralel iş saatlerini düşürün. İş saatlerinin düşürülmesi tarihsel bir trenddir dünyada. Buna uygun olarak adım atın. Dolayısıyla toplumun, bireyin iktisadi çalışmadan özgürleşen zamanını, manevi alanını güçlendirecek olan hem ev içi çalışma, sanat, müzik, sanata ayırmasının zeminini güçlendirmiş olursunuz. Çünkü birey şu anda kapitalizm altında çok ciddi bir kültürel ve sosyal çoraklaşmaya maruz kalmıştır. Bireyin manevi alanının güçlenmesinin yolunu açacak olan temel etken iktisadi çalışmadan zamanın özgürleşmesidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.